Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk, Elazığ'da parti üyeleriyle buluştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Asiltürk, 15 Temmuz darbe girişimine değindi. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu çılgınlık Allah'ın lütfu, milletin iradesiyle önlendi. Milletimiz bir kere daha adeta tarih yazdı. Bu süreçte şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına da sabırlar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu basit bir olay değildir. Milletin meclisi bombalanmış, masum halk üzerine vur emri verilmiş, emniyet binası taranmış bir süreçten geçtik. Ankara'da olarak, Ankara'da iken bunun çok canlı yaşayan kişisi olarak kelimelerle aslında bu olayın tarifi çok da mümkün değil. Bu anlatılan birkaç cümle içerisindeki olayın felaketinin büyüklüğü birkaç cümle içerisinde anlatılacak gibi değil. Şimdi bunu yapanlar, biz biliyoruz ki Türk askeri kılığına girmiş teröristlerdir. Yapılan bu işin ne mezheple, ne dinle, ne hizmetle, ne iyi niyetle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir karşılığı yoktur. Bu düpedüz vatan hainliğidir. Bir şeylerden memnuniyetsizlik duyabilirsiniz. Bir takım sıkıntılarınız olabilir. Söyleyeceğiniz sözünüz olabilir. Bir mücadele yapıyor olabilirsiniz. Ama bu mücadelenin yeri, şekli, metodu asla bu değildir. Darbe sonrası yapılan açıklamaların ortak paydasının günah çıkarma üzerine olduğunu belirten Asiltürk, Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın Feytullah Gülen hakkında yaptığı uyarıları hatırlattı. Darbe sürecinde hepimiz televizyonların başında, radyoların başında haberleri izledik. Herkesin söyleyecek bir şey oldu. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakan ve Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri darbe için bir şeyler söylediler ve bu söylemlerin ortak paydası genelde günah çıkarma üzerine oldu. Bütün bu kişiler önce Allah'tan sonra milletten özür dileyerek yaptıkları hataları itiraf ettiler. Elbette ki bu sevindirici bir şey. Sadece büyük devlet adamı, büyük öngörü ve feraset sahibi Allah rahmet eylesin hocamız Fethullah Gülen için yıllar önce söylediği sözler bugüne ışık tutmuştur. 40 yıl önce söylediği sözler bugüne ışık tutmuştur, rehberlik etmiştir. Biliyorsunuz hocamız Gülen hareketini hep tehlikeli bulmuştur. Siyonistlerin maşası olduğunu her zaman ifade etmiştir. İmam Hatip okullarından alınarak Gülen okullarına yerleştirilen çocuklar için İsrail için asker yetiştiriliyor ifadesini kullandığında hocanın haksızlık yaptığını, hatta tırnak içinde söylüyorum, hocamızın Gülen hareketini kıskandığını, çekemediğini bile söyleyecek cesaret bulmuşlardır. Yine 90'lı yıllardan başlayarak birden parlayan, paraya para demeyen, özellikle eğitim sektörü başta olmak üzere hayatın her alanında ticaret yapan ve bu ticaretten elde edilen parayı işte bugünler için yönlendiren bir cemaatle, bir hareketle karşı karşıyayız.